Biz TÜSİAD olarak çevre konusunu son derece önemsiyoruz. TÜSİAD'ın 50. kuruluş yıl dönümünde geleceği yeniden inşa etme raporunda aslında değindiğimiz üzere çevre ile ilgili konularda aktif olmaya, kamunun ve diğer STK'larla işbirliği davet etmek üzere tüm TÜSİAD üyelerini doğru yönlendirme ve bu konuda çevre ve iklim değişikliği ile ilgili konuları sürekli gündemde tutma bizim için son derece önemli. Burada ısrarla vurgulamam gereken belki bir konu, ülkemizin Akdeniz havzasında olan bir ülke konumunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Son dönemdeki iklim değişikliğinin olumsuz etkileri diye baktığımızda hemen yakınımızdaki Yunanistan'daki aşırı yağışlar ve sel baskınları, hatta Hong Kong'da yaşanan yoğun yağış ve sel baskınları bu konudaki gerekli yatırımlarında bunlar dikkate alınarak yapılmasını elzem olduğunu bize gösteriyor. İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin önümüzdeki 10 yılda da artarak devam edeceğini mutlaka dikkate almamız gerekiyor ve bizim buna uyum sağlama konusundaki kaslarımızı sürekli daha da güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi tabii burada öncelikli olarak yine ifade etmek gerekir ki 2015 yılında gündemimize gelen Paris Anlaşması son derece önemli. Diğer taraftan Aralık 2019'da Ursula von der Leyen'in liderliğinde, sözcülüğünde gündeme getirilen Avrupa Yeşil Mutabakatı çok önemli çıpalardan birisi haline geldi ve biz de gerek TÜSİAD içerisindeki çevre ve iklim değişikliği çalışma grubu faaliyetlerimizle Mart 2020'de kurduğumuz Yeşil Mutabakat görev gücü çalışmalarımızla bu konuda yönlendirici ve aktif bir rol almaya devam ediyoruz. Burada tabii ülke olarak gündemimize gelen en kritik konuların başında iklim kanunu geliyor. İklim kanunu bir süredir sıcaklığını koruyor ve biz de daha önce de ifade ettiğim gibi yönlendirici olmaya, sadece takip eden bir durumda değil, yönlendirici olmaya ve kanun çıktıktan sonra ilgili yönetmeliklerin ve tebliğlerin gerçekten de Yeşil Mutabakat'ın devamında yeşil dönüşümü hızlandırıcı ama bunu yaparken de sadece TÜSİAD üyeleri içerisinde değil, Türk iş dünyasının tamamında adil bir ticaretin uygulanmasını devreye alacak bir şekilde ilerlemesini kritik görüyoruz. Tabii bütüncül çalışmalar çok önemli. İklim değişikliği odaklı bir takım yeni teşvik sistemleri mutlaka devreye girecektir. Bu hem Ar-Ge hem yatırım faaliyetleriyle ilgili bir takım yeni mekanizmalar olabilir. Bunların da yeşil dönüşümdeki yine mevcut kaslarımızı güçlendirici olması gerektiğini çok kıymetli buluyoruz. Kritik gördüğümüz konulardan birisi emisyon ticaret sistemi. 2005 yılında Avrupa Birliği'nde devreye giren emisyon ticaret sistemi ile uyumlu bir sistemin ülkemizde konumlandırılması artık elzem. Tabii emisyon ticaret sisteminden elde edilecek fonunda bir kısmının değil tamamını Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu çalışmalarda kullanılması ve sanayinin yeşil dönüşümünü hızlandırıcı ve tam olarak sağlamasını gerektirecek şekilde kullanılması çok kıymetli. Yutak alanlar çok önemli. Biz TÜSİAD olarak istiyoruz ki yutak alanların gelişimine ve sürdürülebilirliğine daha fazla katkıda bulunalım. Taşın altına daha fazla elimizi sokalım. Ama bunu yaparken buradan elde edilecek karbon emisyonunun da yine dengelemede kullanılması için iş dünyasının buradan faydalanması gerektiği kanaatindeyiz. Su kaynakları çok önemli. Artık su konusunda hem tasarruf hem verimlilik. Tarımdan sanayiye kadar bunu son derece kıymetli buluyoruz. Bence bu noktada son olarak değinmem mutlaka gereken konu da iş gücünün buna paralel bir şekilde gelişimine ve değişimine katkı sağlıyor olmamız gerekiyor. Daha sağlıklı bir eğitim ve politika ile yeşil enerji alanında çalışacak bir hale getirilmesi son derece kıymetli ve gerekli.
Burada TÜSİAD'a ve iş dünyasına düşen en önemli görev bunu sadece bir risk olarak görmemek. Çünkü burada fırsatlar var. Ben aslında bu konuyu ifade ederken 1996 öncesinde Gümrük Birliği'ne geçiş tartışmalarını hep börek olarak gösteriyorum. Gümrük Birliği'ne geçişte de riskler var idi ama Türkiye olarak biz bunu inanılmaz bir şekilde fırsata çevirdik ve çevirdiğimiz fırsatın başında ne geliyor? Müthiş bir ihracat hamlesi başladı. Bugün de bir benzerini düşünebiliriz. Ticaret Bakanlığımızın yakın zamanda açıkladığı 400 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var. Biz aslında şu an 200-250 milyar dolar civarında olan bu ihracat hedefini yeşil mutabakatı, iklim kanununu, emisyon ticaret sistemini, hatta sınırda karbon düzenleme mekanizmasını, bunların tamamını çok doğru bir şekilde yönettiğimizde ve yönlendirdiğimizde iş dünyasına doğru, inanıyorum ki bu 200-250 milyar dolarlardan 400 milyar dolar ihracata çıkmak, ki bu aynı zamanda bize daha fazla üretim ve daha fazla iş gücü olarak dönecek. Dolayısıyla ülkemizin sürekli gelişerek büyümesine de çok ciddi bir katkı sağlayacak. O yüzden buradaki fırsat penceresini hiçbir zaman unutmuyor olmamız gerekiyor. Yapmamız gereken bir takım ev ödevleri var. Bunların başında ben Gümrük Birliği güncellenmesini mutlaka ve mutlaka kamu ve STK'larla birlikte, kamuoyunun diğer kısımlarını da ele alarak sağlıklı bir tartışmayla bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Gümrük Birliği'nin güncellenmesini mutlaka sağlamamız gerekiyor. Burada tabii TÜSİAD üyesi şirketleri aslında çok geniş bir ekosisteme sahip. Etrafında bir sürü KOBİ var, bir sürü tedarikçi var, yardım sanayi var. Dolayısıyla da birlikte kalkınma, yeşil dönüşüm hamlesini birlikte büyütme, birlikte güceltme son derece önemli. Biz kazanımlarımızı mutlaka KOBİ'lere yansıtmamız gerekiyor ki bunu aslında gururla söylemem gerekiyor. Çok iyi yaptığımız düşüncesindeyim. Örnek olarak vermek gerekirse, gerek üretimde enerji verimliliği çalışmalarında, gerek su verimliliği çalışmalarını biz TÜSİAD olarak çok iyi raporluyoruz. Çeşitli etkinliklerle KOBİ'lerimize de yaygınlaştırmak için üzerimize düşen görevi hakkını vererek yaptığımız kanaatindeyim. Burada tabii kültürel dönüşüm çok önemli. TÜSİAD üyesi şirketleri üst yönetimlerinden başlayarak bu dönüşüme çok iyi liderlik ettiği kanaatindeyim. Sürecin fırsata dönüştürülmesi konusunda aslında TÜSİAD'ın bir taraftan da kalıcı raporlar yazması ve bu raporların ilerleyen dönemde kamuoyunun yeşil dönüşüme ivme sağlayacak politikalara da hizmet etmesi gerektiği kanaatindeyim. Somut örnek vermem gerekirse biz 2017-2018 yıllarında güneş enerjisi için ülkemizde daha sağlıklı, daha öngörülebilir, daha rekabete uygun perspektifte mevzuatları çıkması için gerek kamuoyuyla gerek hükümetimizin ilgili organlarıyla çok kıymetli çalışmalar yaptık ve bugün görüyoruz ki çatılar üzerindeki güneş panelleriyle enerji üretiminde gerekse arazi üzerinden öz tüketim amaçlı güneş enerjisiyle elektrik üretiminde hakikaten fabrikalarımızın daha yeşil bir hale gelmesi ve burada üretilen ürünlerin karbon ayak izlerinin azaltılması konusunda da inanılmaz mesafe aldık kanaatindeyim. TÜSİAD bu konuda liderlik etme görevine ısrarla devam edecek. Teşekkür ediyorum.